Bana tek bir soruya cevap ver. Doğruyu söyleyeceksin ama. Söz mü? Söz. Kırmızı. Saten, yatak örtüsü çok mu kuru? Söz verdin. Evet, ama alalım. Yatak pencerenin karşısına mı? Tabii ki. Yatak odasında televizyon hakkındaki görüşlerin? Yani yok, televizyon olmasın. Anten falan bağlamayalım. Film falan seyretmek tabii ki de. O gün mahkemede. Öfkeden başka bir şeydi bendeki. Niye şimdi? Seni sonsuza dek kaybediyorum diye korkuyordum. Asıl ben seni kaybediyorum. Sen mahkemede konuşurken, beni o yaptı diye gösterirken, ben bir tek senin uzaklaşıp gittiğini görüyordum Eyşan. Eyşan gitti dedim. Bir daha onu bulamayacağım dedim. Nasıl ben hep Ömer gitti dedim. Bir daha dönmeyecek bana. Hapishane falan umurumda değildi. Sen gitmiştin. Başka hiçbir şey umurumda değildi. Ben aslında hiç gitmemişim. Ben hep bu evde seni beklemişim. Dönmeni beklemişim. Döndün mü artık evine? Hepimiz mutlu bir son hak ediyoruz. Ortopedik mi bu? Tabii efendim. Hatta yeni çıkan teknoloji. Ne yapıyorsun? Denemeden almam. Herkes bakıyor, kalk. Gel buraya gel. Biz bakalım, size haber veririz. Tamam efendim. Nereden geliyor bu neşe? Bir dakika. Ne dediler? Kabul mü ettiler yoksa? Babam da ailede kapı dışarı etti beni. Ya haklılar. Ne yapıyorsun ya? Şaka mı yapıyorsun? Yo. Niye istesinler? Kimse istemez ki bizim beraber olmamızı. Oyun mu oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Senle benden başka kimse anlayamaz aramızdakileri. Hiçbir zaman da anlayamayacaklar. Eyşan. Anlamalarını falan istemiyorum zaten. Tek yapmaları gereken şey hatırlamak. Neyi? Beni. Beni sevdiklerini. O kudurmuş eli can dostum benim. Hatırlayacak. Bana arkasını dönen adam babam benim. Bana öldü diyen kadın annem. Hatırlayacaklar. Sonra ellerini açacaklar. İkimizi de kucaklayacaklar. Eminim. Eminim öyle olacak. Nasıl unutmuşum ben Ömer'i ya? Umutlanmaktan hiç korkmaz. Nasıl unutmuşum? Senin yanındayken hayal kurabilirim. Ümit edebilirim. Korkmama gerek yok. Her şey güzel olacak. Bu yatağı alalım.